bazen bir kelime bir insanın hayatının değişmesine sebep oluyor. Bir kelime deyip geçmeyin. Sesimizi yükselteceğimize sözümüzü yükselteceğiz. Yani bir insan böyle bağırsa deliler gibi, hiçbir şey anlatmak istemese, sadece bağırsa bir faydası olur mu? Olmaz. Ama güzel bir söz söylediği zaman o söz insanın hayatını değiştirir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesi gibi. Ne yapıyor? Bir insanı insan kimliğinden mümin kimliğine, Müslüman kimliğine dönüştüren bir kelime. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hep beraber söyleyelim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Rabbim bu kelimeyle de, bu kelimeyle yaşamayı, bu kelimeyle Allah'a kavuşmayı, mahşerde Resulullah'la buluşmayı bizlere nasip etsin. Amin. Şimdi kardeşlerim, bu Tekasür Suresi isminden de anlaşıldı. Çoğul manasında. Çoğunluğuyla övünen, çokluğuyla övünen. Övünmenin çeşitleri vardır. Kimisi malıyla, kimisi çocuklarıyla, kimisi kendisinin boyuyla. Herkes farklı farklı şeyle kendisini üstün görmeye çalışır. İlla bir şeyin kibir vesilesi olması, onun birden çok olmasını gerektirmez. Kimisi kendine bakar, kendisiyle kibirlenir, büyük büyük adımlar atar. Oysa ki Allah-u Teala ayette nedir? وَلَا تَمْشِي فِي الْاَرْضِ مَرَحًا diyor. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Lokman suresinde. Sen ne kadar kendini büyük sayarsan say, bir ulu dağ kadar olamazsın. Bir dağ kadar büyük olamazsın. Ve kendini çok güçlü zannetme. Ne kadar güçlü kabul edersen et, herhangi bir şekilde yeri yarıp içine giremezsin. Burada ne yapıyor Allah-u Teala? Uç noktaları göstererek kişinin aciziyetini kendisine bildiriyor. Sen kimsin, ben kimim? Sözünden vazgeçip biz ne olmalıyız, ne için yaşamamız gerektiğini fark etmemiz gerekiyor. Kimisi anası, babası, kendisi, akrabası için yaşarken, kimisi sadece kendi nefsi için yaşar. Kimisi bundan daha büyük bir ufukla yaşar, Allah'ın davası için yaşar. Anadan, babadan, yardan, yakından, maldan, mülkten sırf Allah için vazgeçer, yola çıkar. Bunun en güzel örneği insanlığın ortak kabul ettiği, ata kabul ettiği Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hristiyanların da, Yahudilerin de, Müslümanların da kabul ettiği bir peygamber var. O da İbrahim Halilullah'tır. Müslümanlar Kudüs'ü fethettikleri zaman orada o derin düşünce insanların yüreklerine inşa edilmiş. İşte bunun adı edeptir, bunun adı İslam'dır. İslam nedir sorusuna peygamberimiz el birru husnul huluk diyor. İyilik güzel ahlaktır diyor. İslam güzel ahlaktır diyor. Orada o Mescid-i Aksa'nın kapısına, çünkü o Mescid-i Aksa'da Hristiyanların da Yahudilerin de Müslümanların içinde kutsal bir mekandır. Ortak bir mekan. Orada diyor ki ne yazalım? La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazabilirdiler. Yazmadılar. Oraya la ilahe illallah İsa Ruhullah yazabilirdiler. Yazmadılar. La ilahe illallah Musa Kerimullah yazabilirdiler. Yazmadılar. Yani Yahudilerin yaptığı gibi, Hristiyanların yaptığı gibi değil. İbrahim Halilullah yazdılar. Şu mesajı verdiler. Ey insanlar, dinlerimiz, inançlarımız farklı olabilir ama bizi yaratan Allah aynı Allah'tır. Bizi rızıklandıran Allah aynı Allah'tır. Bizi hesaba çekecek olan Allah aynı Allah'tır. Onun için farklılıklarımızı, farklı düşüncelerimizi ne yapmayalım? Birbirimizi yok etmeye, birbirimize zulmetmeye, birbirimizi perişan etmeye değil, bir arada yaşamaya vesile edelim. Onlar da bir farklı.